Ya kardeşim bir kere dış politikadaki üslup çok ürkütücü. Milli menfaatler doğrusunda milli çıkarlarımızla ilgili ya kardeşim menfaat çıkar bilmem ne falan böyle bir ortam nasıl dost olacaksın? Nasıl arkadaş olacaksın? Mesela Ermenistan'la dost oluruz ve önce toprakları versin. Sonra bizim çıkarlarımızla çatışmaması lazım. Ya böyle bir arkadaşlık dostluk nasıl oluşturacaksın? Öyle olur mu ya? Sen seversin adamı. Zaten o nezaketen karşılıklı bir velayet ruhu içerisinde, dostluk ruhu içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde davranır. Ama sevmezsen nasıl olacak yani? Sevgiyi lüks görüyorlar. Yani ne olursa olmuyor işte. Sevgi olmadığında savaşlar oluyor. Terör oluyor, anarşi oluyor, dehşet oluyor. Hiç kimse güvende olmuyor. Yani bütün dünya için en önemli siyasi temel sevgi. Sosyal temel sevgi. Şifa kaynağı sevgi. Bu olmadığında bütün sistem bozuluyor. Siyaset de batıyor, ticaret de batıyor, hukukta her yer birbirine giriyor. Yani çok acımasız bir ruh hakim oluyor her yerde. Tabii dünyanın her yeri için bunu söyleyemeyiz ama birçok yerinde, birçok konuda hakim olduğunu görüyoruz. Ya kardeşim hayret ediyor mesela Kıbrıs konuşmalarında adamlar acayip sinirli böyle asabiler geliyorlar saatlerce konuşuyor yine halledemek dönüyor. Ya gel bir sarıl bir dost ol ya sen o Rum'sa sen de Müslümansın işte. Aynı mahallenin delikanlılarısınız yani birbirinize de benziyorsunuz tipleriniz de aynı zaten. Örfün geleneğin de aynı. Ya bırak adamlarına pazarlık yapmayı Allah aşkına ya. Gel otur ne yapıyorsan yap dersin. Uzatmaya gerek yok. Dost olursun, kardeş olursun. Maraş'a geliyorsa Maraş'ta gelsin ev alsın otursun. Yani onu sahiplenmeye ne gerek var? Maraşlı istiyorsa gelsin ev alsın otursun. Başka yere de gelebilir. Her yere gelsin. Ya yani kirada olabilir, evde satın alabilir ama mülk edinmek hırsına ne gerek var yani? Kardeşçe oturun. Bir de Türkiye su götürdü oraya. Oh ne ala işte gayet güzel. O suyun miktarını da artırabiliriz. Bir o kadar daha su götürürüz. Cennet gibi yer ya. İklimi de güzel Kıbrıs'ın. İşinize gücünüze bakın. Ülke menfaatleri. Ya ülke menfaati diye bir şey olmaz kardeşim. Sevgi vardır. Değergâmlık vardır. Fedakarlık vardır. Ne? Ülke menfaati yani. Biz menfaat için mi yaşıyoruz? Sevgi için yaşayacağız. Sevgi ön plan alacağız. Reel politikalar bilmem ne. Nerenin reeli, nerenin değerli yani. Onun sonucunda bu oluyor işte. İki tarafa hiçbir şey kazanamıyor. Adamcağız bayağı candan yaklaştı ince o Ermenistan devlet başkanı. O yanan intikam ateşini falan söndürdüler. Müthiş bir dostluk ruhu oluştu. Yani sevgisiz insanlara teslim olmanın bir alemi yok. Bir anda teslim oldular sevgisizlere. Ya geldi mesela arayı bozmaya, sınırdan geri döndürürsün. Sen bırak dersin. Sen sevgisizsin, senin yapacağın iş değil. Sen onu bize bırak diyeceksin. Çoktan Ermenistan kaybettiği topraklarını almıştı, çoktan. Ve Ermenistan'da zengin olacaktı, Azerbaycan'da zengin olurdu, Türkiye'de zengin olurdu. Bölgede koskoca bir dostluk yapılanması olacaktı.